Süleyman Özışık Vatandaş aç aç. Bir CHP'li ile tartışmanın ne menem bir şey olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Sabun gibi ele avuca gelmediklerinden dolayı onları yakalamak mümkün değil. Ülkede demokrasi kalmadı, özgür diye başladıkları tartışmada siz cevabı yapıştırdıkça onlar konudan konuya zıplar dururlar. Bunu katıldığım televizyon programlarında da çok net görüyorum. Onlara göre Onların yönetmediği ülke yönetilemez bir ülkedir ve özgürlük yoktur. Elindeki televizyon kanallarında iktidara istediği iftiraya atıyor, istediğin küfürleri ardı ardına sıralayabiliyor. Sosyal medyada iktidara mensup her kim varsa arına, namusuna, onuruna istediği galis küfrü savuruyor. PKK'nın siyasi ayağıyla istediği gibi iş tutabiliyor, FETÖ'ye istediği gibi destek olabiliyor, terör örgütüne aleni şekilde yardım ve yataklık yapanlara istediği gibi destek verebiliyor, hapishanelere gidip ziyaret edebiliyor. Terör örgütü DHKPC'nin militanlarını partisinin içinde siyasetçi olarak barındırabiliyor, ülkesini yurt dışına bin bir türlü kara kampanyayla kötüleyebiliyor. Irak'a yaptığınızı, Libya'ya, Mısır'a yaptığınızı bizim ülkemize de yapın, gelin bizim ülkeye savaş ilan edin de bu iktidarı devirin diyebiliyor. Ülke insanının dinine, inancına, mukaddesatına istediği hakareti ve küfrü edebiliyor. Hazreti Peygambere, Kur'an'a ve Allah'a hakaret eden barolara sınırsız destek verebiliyor. Yönetimi beğenmeyince orduyu göreve çağırabiliyor. Ordu göreve pankartlarının ardından yürüyebiliyor. Siyasi yöntemlerde başarılı olamayacağını anlayınca darbe imalı tehditler savurabiliyor. Ve dahi darbe yapan teröristleri kah balkondan alkışlayarak, kah evinden terlikle izleyerek destekleyebiliyor. İstediği gibi yiyor, istediği gibi içiyor, her türlü sapığı ve her türlü sapkınlığı açık açık destekleyebiliyor. Tüm bunları yapmak yetmiyor, bu ülkede özgürlük yok diyor. İşin ilginç tarafı şu ki, bu yaptıklarının tamamını yüzüne vuruyorsun. Kim biz mi yapmışız? Tamamen iftira diyebiliyor. Ama ne zamanki belgeleri ortaya koyup. Bak, Kemal Kılıçdaroğlu PKK ve FETÖ hakkında söylemiş, bak sizin genel başkan yardımcısı terör örgütlerine nasıl destek vermiş diye belgeyi yüzüne çarpıyorsun, o zaman işin rengi değişiyor. Bir anda piyasa uzmanı kesiliyor. Eee kardeşim vatandaş aç aç, dolar almış başını gidiyor, altın zirveye çıktı, CHP'yi konuşacağınıza vatandaşın durumunu konuşun diye ciyaklamaya başlıyor. Kendisi her şeyi bir kenara atıp LGBT'yi desteklerken vatandaş aç değil, kendisi inançlara hakaret eden baroları desteklerken vatandaş aç değil, kendisi terör örgütlerinin dümenine su taşırken vatandaş aç değil, kendisi belediyelerden on binlerce kişiyi işten çıkarırken vatandaş aç değil, kendisi bir yemeğe altı bin lira öderken, kendisi içtiği şarabın tıpasını açan garsona beş yüz lira verirken vatandaş aç değil. Kendisi sosyal medyadaki küfürleri ve o küfürlerin sahiplerini savunurken vatandaş aç değil. Ama sen konuşunca vatandaş birden aç bir ilaç veriyor. Şimdi Muharrem İnce parti kuracağını ima ediyor ya, CHP ortadan karpuz gibi ikiye bölünecek ya, ayrıca bir de HDP bizimle açıktan ittifak yapmayacaksanız biz sizinle yol yürümeyeceğiz diyor ya, hadi gelin bu konuyu bir konuşalım diyecek oluyorsunuz başlıyorlar bağırmaya. Kardeşim vatandaş aç aç, dolar almış başına gidiyor altın zirveye çıktı. E ama sen AK Parti'nin kapı görevlisi dahi işten ayrılınca AK Parti'de büyük çöküş demeyi biliyordun. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan partiden ayrılırken haftalarca, aylarca yayıla yayıla keyifli yorumlar yapıyordun. Ne oldu? İşin ucu sana dokununca mı vatandaşı düşünmeye başladın? Yemezler canım. Vatandaşın sıkıntısını konuşacağız ama bu konuyu da konuşacağız. Hem de haftalarca, aylarca konuşacağız. Sonra inşallah partinizin ve ittifakınızın parça pinçik olduğunu da konuşacağız. Düştünüz bir kez elimize. Kaçarınız yok yani. Sağ ya, Muharrem İnce sizin partiden kaç puan götürür? CHP baraj sınırına dayanır mı? Muharrem İnce seçime girsin diye kendisine 20 kiralık vekil gönderecek misiniz? Cevap yok mu? Alo? Alo, tünele mi girdiniz? <laughs> o tüneli AK Parti yaptı biliyorsunuz mu? Süleyman Özışık, Türkiye Tamer Korkmaz, Tebe Muharrem Pehlivan CHP'de dış kapının mandalı muamelesi yapılan Muharrem İnce, yetti artık demiş olmalı ki yeni parti kurmak için yola çıktı. Partisini yeni yılla birlikte kurması bekleniyor. Devlet Bahçeli Muharrem İnce'nin bu çıkışını ince ince siyasi hedeflerini dokuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor diyerek izah etti. İnce'nin muhtemel partisinin CHP'nin oylarını böleceğini öngören Benim Adım Kemal Partisi yönetimi, Tebe Muharrem Pehlivan için bir nevi hainlik ilanı çıkarıverdi el altından. Buna mukabil Muharrem İnce Twitter'dan değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla, sonra dostlarınla hayal kur, bölücü olan kim diye sordu. Sadece bu yaman soru bile CHP yönetimini ilzam etmeye yetiyor. Püf noktası. Kılıçdaroğlu sufle ile siyaset yapan bir genel başkan olarak gel bakalım Muharrem'i bir kalemde siliverdi. Kaldı ki zaten hiç benimsememişti. Şimdilerde malum dostlarıyla iktidar hayali kuruyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminde yüzde birkaç oyun bile nedenli kritik olduğu bilindiğine göre, Muharrem İnce'nin muhtemel partisinin hayata geçmesi durumunda önümüzdeki seçimin siyasi hesaplarını birebir etkileyeceğini öngörmek hiç de zor değildir. Şu sıralar politik kabadayılık görüntüsü içinde bize bir şey olmaz dostlarımız bize yeter havalarındaki CHP yönetimi Muharrem İnce'nin kopuşunu önünde sonunda dikkate almak zorunda kalacaktır. MHP lideri Bahçeli CHP'de sular durulmaz nitekim kaynayan tencere kapak tutmaz diyerek CHP'nin vaziyetini isabetle tasvir etti. Bahçeli'nin Muharrem İnce parti kurar mı kurmaz mı bilmem ama bildiğim bir şey var. CHP'yi saat gibi kuranlar, kurgulayanlar, Türkiye'nin karşısına kurşun asker gibi dikenler boş durmuyor şeklindeki sözleri de pek manidardır. Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, Batı cephesine dahil uzaktan kumandalı bir partidir. Yani Washington'a bağlı komprador burjuvazinin güdümündedir. CHP yönetiminin Suriye'den Libya'ya kadar birçok meselede Türkiye'nin milli menfaatlerinin karşısında, Batılı devletlerin de safında konuşlandığı aşikardır. Ayasofya 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılırken de CHP Batı cephesiyle aynı çizgide yer almıştır. Kılıçdaroğlu Ayasofya'daki ilk cuma namazına gitmeyerek aslında kimlerin safında olduğunu göstermiştir. Tünelin ucundaki tehlikeli ışık. MHP lideri Bahçeli siyasi akıl gayrimilli olunca bu CHP'nin başına gelmedik kalmaz derken işte bu batıcı uzaktan kumandayı kastediyor, işaretliyor. Bir yerde arzın merkezine seyahat anlamındadır. CHP'yi nelerin beklediği hususunda Bahçeli'nin söylediklerinin yaptığı ciddi uyarılarının altını çizmekte fayda vardır. Bahçeli aynen şöyle diyor. CHP iktidar hedefini falan bırakıp girdiği tünelde karşısından gelen tehlikeli ışığa kafa yormalıdır. Bu ışık kurtuluş değil, şiddetli çarpışmadır, dağılmadır, parçalanmadır. CHP tam 10 yıldır komprador burjuvazinin yani İstanbul'daki baronsal kısa kılıç heyetinin kontrollü kemali tarafından yönetiliyor. Benim adım Kemal Son Kurultay'da dostlarımızla birlikte iktidar olacağız diyerek kemerlerini dahi bağlamadan uçuşa geçti. Bu iddialı repliğin kendisine baronsal mahfilden sipariş edildiğini söylemeye gerek var mı? Şayet iktidara gelirse CHP'nin PKK'yı ve FETÖ'yü kurtarmak üzere devreye gireceğine kuşku yoktur. Çok özel ve derin misyonu iş bu ihanet atakları olacaktır. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'a kontrollü darbe dediğini, bununla birlikte KHK'lara atıfla 20 Temmuz'u darbe diye tanımladığını unutacak değiliz. Sem amcasının Kemal'inin son kurultayda Kürt sorununu çözeceğiz lakırdısıyla yaptığı vaadin altından özellik planının çıktığını da Not edelim. 2014'te paralel yapının finansmanıyla karşı gazetesini çıkaran günümüzün CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin ajansı Rudava, CHP'nin Kürt sorununu özellikle çözeceğini söyledi. Yeni Şafak, 29 Temmuz 2020. Bu gibi durumlarda ne diyorduk? Çocuktan al haberi. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak.